Merhaba, bugün Modify menüsünden Fillet komutunu inceleyeceğiz. İsterseniz buradan tıklayarak ya da isterseniz F Enter yazarak komut satırından Fillet komutunu aktif edebilirsiniz. Öncelikli olarak bu aşağıdaki seçeneklerden radius'u seçiyoruz. Ve girmek istediğimiz radius değerini veriyoruz. Örneğin ben buraya 20 birim yazıyorum. İlk objemi seçiyorum, ikincisini seçiyorum. Gördüğünüz gibi buraya 20 birimlik bir fillet verdi. Tekrar Space'e basıyorum. Komutumu aktif edebiliyorum. Tekrar Space'e basıyorum. Komutumu aktif ediyorum. Ve tüm köşeleri böylelikle yuvarlatmış oluyorum. Eğer bir dikdörtgenin tüm köşelerine fillet vermek istiyorsunuz, bunun çok daha kolay bir yolu var. Ben yine rastgele bir dikdörtgen seçtim. Ve Enter dedim, komutuma girdim. Buradan Polyline'ı seçiyoruz. Polyline'ı seçip sonrasında bizden radius değerini istiyor. Buradan radius değerini değiştirebilirsiniz. Diyelim bu seferlik 30'luk bir radius vermek istiyorum. 30'luk radiusla bize fillet veriyor. Tekrar bir dikdörtgen çiziyorum. F Enter diyorum. Radius'a giriyorum. Radius'umu 50 olarak değiştiriyorum. Bu sefer polyline giriyorum. Seçiyorum ve radius'umu 50 olarak yeniliyorum. Yani öncesinde radius değerinizi tekrar bir sıfırlamanız ya da istediğiniz değeri tekrar yazmanız, sonrasında polyline'ı seçerek dikdörtgen gibi bütüncül şekillerinize fillet vermenize yarıyor bu komut. Tekrar fillet komutuma giriyorum, radius'a giriyorum ve radius'unu 0 olarak temizliyorum. Daha öncesinde girdiğimiz bazı rectangle komutları için temizleme işlemi yapmıştık ya, hani 0 değerimizi tekrar girip aktif ederek. Aynı yöntemi burada da uyguluyorum. Farklı bir yöntemi daha var. Bunun için örneğin 2 tane circle çiziyorum. F Enter, R Enter diyorum ve örneğin 75 birimlik bir radiuslu yay atacağım. İki örneğimi seçiyorum. Tekrar komutumu aktif ediyorum. Eğer isterseniz trim komutuyla şu iki alanı da seçip böyle bir şekil oluşturabilirsiniz. Fillet'in diğer kullanım alanlarından bir tanesi de bu. Tabii sadece rectangle'la değil, line'la da çalışır. Diyelim line'la böyle bir çizgi yaptım. İster buradan, isterseniz de F Enter diyerek fillet komutunuzu aktif edebilirsiniz. Radius'umu seçiyorum. 30 birimlik bir radius girmek istiyorum. İlk objemi ve ikinci objemi seçiyorum. Böylelikle bu köşeye fillet atmış oluyorum. Fillet'in kullanım alanı aslında makinede, mimaride çok fazla gelişmiş bir şekilde. Çok fazla kullanıyoruz yani. Keskin köşeleri yumuşatmak için, bazı makine parçaları için ya da kolay kırılma ihtimali olan yerleri filletlayarak üretime vermek için gibi pek çok alanda kullanılıyor. Fillet komutunu çok fazla göreceğiz. Yapacağımız örneklerde de göreceğiz. O yüzden en temel şekilde anlatabileceğimiz bunlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.